Merhaba sevgili dostum. Bugün sana kendi hayatını mahvetmek için 10 tane yöntem anlatacağım. Belki diyeceksin neden böyle bir şey anlatıyorsun diye ama birçok insan kendi hayatını mahvediyor ama başka insanları suçluyor. Neden biliyor musun? Çünkü etrafındaki herhangi bir insan kısa süre için senin hayatını mahvedebilir. Sana zarar verebilir ama uzun vadede eğer hayatının mahvolmuş olduğunu düşünüyorsan bunun bir şekilde sorumlusu sensin. Bu ağır bir yüzleşme farkındayım. Belki de geçmişte çok ağır şeyler yaşadın. Evet, hak veriyorum. Diğer insanlara göre bazı şeyler belki de senin için çok çok zordu ama şu anda kontrol nispeten bizim elimizde ve her zaman yapabileceğimiz bir şeyler var. İşte bu videoda vereceğim önerileri uygulamanı önermem ama eğer bunları yapıyorsan fark etmen çok fayda sağlayacaktır. İlk söylemek istediğim şey etrafında eminim yeni tanıştığın insanlar vardır. Şimdi eğer her yeni tanıştığın insana her özelini anlatırsan bir şekilde e, her hayatınla ilgili detayı anlatırsan emin ol karşılığını fazlasıyla alacaksındır ve bu ciddi bir olumsuz karşılık olacaktır. Etrafındaki insanları tanımadan onlara aşırı güvenirsen, bir şekilde her yüzüne güleni a evet bu çok iyi bir insan çünkü benimle çok iyi anlaşıyor gibi değerlendirirsen hayatına bir sürü virüs almış olursun. Ve bu virüsler belki ilk etapta sana iyi davranıyor gibi görünseler de uzun vadede her zaman zarar verirler. Almanların bir sözü vardır ki her zaman kendi kulağıma küpe ederim. Güven iyidir ama kontrol daha iyidir. Adım adım insanlara güvenmek, onları hayatımızı adım adım açmak, tanıdıkça açmak her zaman daha iyidir. Bu arada şuraya da bir not düşeyim. İnsanların sözlerine, hayata dair, kendilerine dair sözlerine değil davranışlarına bak. Davranışlar her zaman çok daha iyi fikir verir. Seni durmadan eleştiren, küçümseyen, aşağılayan insanlara kendini anlatmaya çalış. Durmadan anlat. Bir şekilde ispatla neden haksız olduklarını anlatmaya çalış. Belki bir gün anlarlar. Anlarlar mı sence? Benim gözlemlerim anlamayacakları yönünde. Çünkü e, seni durmadan eleştiren, haksız yere eleştiren, aşağılayan, küçümseyen insanların derdi acaba senin yaptığın şeyler mi? Ya da hataların mı? Yoksa sen misin? Böyle insanlara karşı ne yaparsan yap, ağzınla kuş tutsan bile yaranamazsın çoğu zaman en azından. Şimdi böyle bir durumda defalarca böyle bir şeye maruz kalıyorsan ve sen her seferinde onlara öyle değil ama şunu da yaptım ama bunlar da var diye çabalarsan o insanları tatmin etmiş olursun. Bir şekilde olmuyorsa geri çekileceksin. Demek ki o insan sana göre değil. Ama öbür türlüsünde seçebilirsin. Tercih senin. Kendi hayatını hiçbir şey yapmayarak mahveden insanlar var biliyor musun? Kurban rolündeki insanlar. Bu insanlar her zaman haksızlığa uğramıştır. Kimse onları anlamamıştır. Dertleri çözülmemiştir. Ah onlara bir fırsat verilse gibi terennüm edip dururlar. Ve bu insanlar hayatlarındaki problemleri çözmek için her zaman eşinden sevgilisinden, annesinden, babasından, arkadaşından, patronundan yardım ister. Lütfen bana yardım et. Eğer bir şekilde bu insanların yardım etmesini beklersen alışırsın, sorumsuzluğa alışırsın. Sorumsuzluğa alıştığın zaman hayatındaki küçük problemler bile sana çaresiz hissettirir, kurban hissettirir ve çaresiz hissettikçe yine diğer insanlara yapışmaya başlarsın ve sen muhtaç oldukça Diğer insanlar senden uzaklaşmaya başlar. Yani bir şekilde torbacı mantığı. Sen istersin onlar bir şekilde seni alıştırırlar buna. Sonra günün birinde derler ki sen de her şeyi benden bekliyorsun. Ve geri çıkmak isterler hayatında. Kendi kendine yetmen lazım. Bir şekilde elbette ki diğer insanlar senin sorunların için çözümüne katkı sağlayabilirler. Ama önce sen. Mağdur rolü, kurban rolü biliyorum çok tatlı ama sorumluluğu alma zamanı geldi. Ama tabii mahvetmek de istiyor olabilirsin hayatını. Kurban rolünde olmanın da eminim avantajları vardır. En sevdiğim hayatını mahvetme yöntemlerinden bir tanesi hayatının merkezine bir kişiyi al, diğer sevdiklerini, dostlarını, arkadaşlarını, işini, gücünü, kariyerini, hayallerini geride bırak. Ben senin için varım artık. Diye bir tepki ver, hayatını ona odakla. Ama birisini hayatının merkezine aldığın zaman ölmeye başlarsın, çürümeye başlarsın ruhsal olarak. Neden biliyor musun? İnsan böyle yaratılmamıştır çünkü. Arkadaşa da ihtiyacın var, Hayale de ihtiyacın var, bir şekilde e, arka bahçeye de ihtiyacın var. Ama bak etrafındaki, belki sen de öyle birisin. Eğer hayatının merkezine tek bir kişiyi alırsan ve başka hiçbir şeyi düşünmezsen mutsuz olursun, depresif olursun, kaygılı olursun. Tabi tercih senin. Hayır derken sorunlar yaşıyor musun? Benim karşılaştığım vakalarda hayır diyemeyen insanlar kesinlikle aptal insanlar değil. Ya da nerede evet, nerede hayır diyeceğini bilemeyen insanlar değil. Bazı noktalarda kafaları karışık olsa bile. İşte burada mevzu şu. Diyelim ki ben geliyorum senden. Müthiş tekinsiz bir tipim. Üç kağıtçının tekiyim. Ya diyorum bir 5000 bin lira sıksana, ateşlesene diyorum. Çok sıkıştım. Daha önce aldığım borçların hiçbirini vermemişim. Sen de o anda içinde alarmlar çalmaya başlıyor. Vermeyecek, seni kullanıyor, iyi birisi değil, sahte bir insan. Bir sürü alarm çalmaya başlıyor. İşte burada bir yol ayrımı var. Kendi hayatını mahvetmek istiyorsan alarmların sesini kısarsın. Ya işte elime mi yapışacak? Ne yapayım? Ek hesaptan ya da borç alayım vereyim Beyhan'a. Aslında iyi insan ya. Öyle olduğunu söylüyor. İşte bu bir hayatını mahvetme yöntemidir. Diğer yolsa aslında bir kurtuluş yolu içerideki alarma kulak vermek aptal değilsin. Bunların farkındasın. Birileri senin hakkını yiyor. Birileri seni kullanmaya çalışıyor. O alarmın sesini biraz aç. Boşa çalmıyor o alarmlar. Hepimizin kusurları vardır. Bence insan olmanın en güzel yanlarından birisi kusurlu olmamız. Kusurlarımızla beraber güzeliz. Ama sen hayatını mahvetmek istiyorsan ve olmadığın biri gibi davranmaya çalışıyorsan o kusurlarını kapatmaya çalışırsın. Hep anlatırlar diye eskiden işte parfümü Fransızlar icat etmiş. Çünkü onlar taharetlenmiyorlarmış. Çok kötü kokuyorlarmış. O kötüyü koku bastırmak için de parfüm icat etmişler. Valla işin tarihsel kısmının gerçekliğini çok bilmiyorum. Ama işte kusurlarını havalı görüyorlar görünmeye çalışarak, böyle yükseklik e, kompleksi ortaya koymaya çalışarak e, kapatmaya çalışan insanlar aynen o hikayedeki Fransızlar gibi oluyor. Ne yapıyor? Kusurlarıyla yüzleşmiyor, onları onarmaya çalışmıyor, bir şekilde kabullenmiyor. Bakıyorsun ki kendisinden kopuk, bir şekilde ne yaptığı, neyi neden yaptığı belli olmayan ve mutlu olmayan bir insan modu ortaya çıkıyor. İçine bir dön bakalım. Eksik olmak belki de hepimizin özelliğidir. Belki de o senin saklamaya çalıştığın şey senin en güzel özelliğindir. Burada da tercih senin. Bak herkese söylemem. Çok özel bir hayatı mahvetme yöntemi söyleyeceğim sana. Aramızda kalsın. Senin için hiç emek harcamayan, gerçekte seni hiç sevmeyen insanlara inanılmaz emek harcamak. İşte öyle bir şey var. İnsan böyle anlatınca garip oluyor, değil mi? Yani senin için hiç emek vermiyor, hiç sevmiyor, değer vermiyor sana ama sen onun için çırpınıyorsun. Bu neden oluyor biliyor musun? Bazı insanlar kendilerini seven insanları bir şekilde cepte konumlandırıyorlar. Aa evet tamam sen buradasın. Her zaman kendi içlerindeki sevgi eksikliğini tamamlamak için kendilerini sevmeyenlere odaklanıyorlar sevenler onlar için artık sıfır noktasında sevmeyenlere yatırım yapıyorlar. Ama uzun vadede şunu fark edeceksin. Biraz önce söylediğim gibi seni sevmeyenler, sana değer vermeyenler sen emek veriyor olsan da genelde değişmiyorlar. Çünkü hiç sebep olmasa da bazı insanlar bazı insanları sevmiyor. Ve bu insan seni sevmeyen insan kötü bir insan olmasa bile bazı insanların ne derler yıldızı barışmıyor frekansı tutmuyor işte burada bir e, ayrım yapmak gerekiyor yatırımını nereye yapacaksın seni sevmeyen ve sevmeyecek olan insanları mı yoksa bir şekilde gerçekten sana değer veren insanları mı o kadar çok bunu yapan insan görüyorum ki kendine hiç değer vermeyen insanlar için çırpınan sen hangi taraftasın? Bir de kahramanlar var. Ah o kahramanlar yok mu? Kendi hayatlarını mahvedenler. Kahramanlık sendromu dediğimiz bir şey var. Kahramanlık sendromu diğer insanlar bizden yardım istemeden bir şekilde olaya müdahil olup onlara iyilik yapmaya çalışmak, onları değiştirmeye çalışmak bazen ilişkilerde bile bu karşımıza çıkıyor. Hatta bazı insanlar birkaç ilişkisinde aynı şablonu tekrarlıyor. Onun hayatına giriyor ve ben seni düzeltmeye geldim meleğim gibi. Öyle bir şey yok. Düşünsene biz terapistlere gelen insanlar değişmek için geliyorlar. Orada bile başarı e, kolayca elde edilmiyor. Ve sen birisinin hayatına giriyorsun. Sen istemesen de ben seni değiştireceğim. Kötü alışkanlıklarını bıraktıracağım. Geçmişteki travmalarını unutturacağım. Şunları yapacağım, bunları yapacağım. Ya insanlar kendi değişir. Sen insanları değiştiremezsin. Ve bu o kadar yorucu bir şeydir ki hayatını, çabanı, paranı, maddiyatını, zamanını birçok şeyini harcaman lazım ama genelde sonuç başarısız olur. Bırak insanlar değişiyorsa değişsin. Elbette onlara motivasyon verebilirsin, yanlarında eşlikçi olabilirsin ama bunu hayatının merkezine alma. Değişmeyen insan değişmez. Filmlerde olur ya. Esas olan bir köşededir ve bir yerde oturuyordur. Orada esas kız geçerken onu görür ve bir kız daha oğlanı görmemiştir ve o anda esas olan o kızın sempatik tarafını görünce gözleri kalp kalp olur. Der ki işte aradığım insan. Aşığım artık diye ne kadar güzel görünüyor değil mi? Ama aslında hiçbir anlamı yok. Böyle bir şey yok. Sadece belki de beğendiğimiz için biyolojik anlamda ya da başka özelliklerle beraber bir eşleşme yaşıyorsun o anda. İşte o insanın hayatına dahil olmaya çalışıyorsun sonrasında. Ve o insan seni sevsin diye bir bakıyorsun ki hiç olmadığın bir insan gibi davranmaya çalışıyorsun. Sence bu ne kadar sağlıklı? Ha kendi hayatını mahvetmek istiyorsan birilerinin seni sevmesi için, sana aşık olması için, sana değer vermesi için hiç olmadığın bir insanmış gibi davranabilirsin. Burada aklıma hemen şu geliyor. Ee, sanırım bir yerde okudum ama Türkiye'de var mı böyle gizli polisler eminim vardır ama Amerika'da gizli polisler böyle mafyanın içine sızan polisler 1-2 yıl kaldıkları zaman bile çok ciddi uzun zamanlar boyunca tedavi almaları, terapi almaları gerekiyormuş. Yani hiç olmadığın bir insan gibi 1-2 yıl bile davranıyor çok ağır strese, travmalara sebep olabiliyor ve sen bunu belki hayatında çok uzun zaman sürdürüyorsun. Sence değer mi? Ha değer diyorsan da saygı duyarım. Sonuçta hayatını mahvetmek de bir alan. O alanda kendini geliştirebilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Burada bir not düşmek isterim. Peki sen kendi hayatını ne yaparak mahvediyorsun? Bu özel bir alan biliyorum. Eminim sen de böyle özel yöntemlerin vardır. Bunları bizimle beraber paylaşırsan yorumlar kısmında hep beraber mahvedelim. Hiçbir bilgi kaybolmasın. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.